Caroline and Richard Akwe from Cameroon, who have been married for 3 years, were waiting excitedly to hold their twins. The 26-year-old mother and twins were healthy after the birth, but the twins were conjoined. I only find out when they have operated me and I saw the children like that. I never knew that they were conjoined. They brought them to me, they just hold them like this. And I asked a question, why are they holding them together? But the nurse did not answer me because they never wanted me to know for a moment since I was still in the operation room. When I saw them like that, I was happy to see them, first of all, alive. I was so much happy to see them. I believe that God was to do something for them. All the scan they did on her, she did about 4 to 5 echography, and they never saw that the children were being joined. It's only doing that same day that she gave birth to Mary and Elizabeth that we discovered that they are being joined. Since my wife gave birth through cesarean section, that was when they called for me inside to see the children. Normally, it was like a shock to me. At that same moment, within a twinkle of an eye, that within a second, it was like a shock, but I calmed down myself as a child of God. I take it as a blessing. The couple were happy that both babies were alive, but they had hard times even while feeding their twins. I had difficulties like giving them, to breastfeed them. I have to carry the two of them and to breastfeed after I breastfeed the other one. So that was not easy. One have to feed first, breastfeed first, then they turn the other one before the other one will be able to feed also. In order to have a better life, the twins have to be separated with a serious surgery. But the medical equipment for the surgery did not exist in Cameroon. Then, news gave hope to the parents who had lost their jobs during the pandemic. The presidency of the Republic of Cameroon declared that they will undertake the treatment of the conjoined twins. The babies were admitted to Acıbadem Hospital in Turkey, and the surgery began. No, when I came here, I feel so happy because I know that I have my solution here. So the people around me at the hotel was good, even here at the hospital, good. I find Turkey a good place, a happy place, a welcome place. Acıbadem, so good, so nice, so lovable. If I had the opportunity, I would say, let me take Turkey as my second home, because the people in Turkey, they are so welcoming. They are so lovable. They are so nice. They make us feel at home, as if we are in our own village, as if we are in our own country. The stress reduces because of the way the people in Acıbadem, the people in Turkey, received us. The surgery of conjoined twins was not a usual case. Figapufagus dediğimiz yapışık ikiz türündeler. Omurilik birbirleriyle devam ediyordu. Omurgası da birbirleriyle devam ediyordu. Bazı omurga anomalileri ve omurilik anomalisi vardı. Ana damarlardan biri birbirleriyle devam ediyordu. Her ikisinde birer tane böbrek vardı. Son bağırsakları ve rektumları ortaktı. Ve tek bir anüs vardı. Mesane 2 taneydi ama birbirine çok yakındı. İdrar yolları da 2 taneydi ama onlar da birbirlerine çok yakındı. Nitekim onların ilişkilerini öncesinde yaptığımız endoskopik işlemlerle, endoskopik cerrahi işlemlerle ortaya koyduk. Tahmin edeceğiniz gibi bu iki çocuğun omurilikleri yapışık olduğundan kafamızdaki büyük soru işareti, ne düşündüm kendi branşım açısından? Acaba biz bir ayırma girişimi yaptığımızda bu çocuklar oturabilecekler mi, yürüyebilecekler mi? Ve yarın öbür gün tuvalet kontrolünün olması gerektiği yaşa geldiklerinde bu fonksiyonları sağlıklı olabilecek mi? Mehmet,
A medical team including pediatric surgery, anesthesiology, plastic surgery, pediatric neurosurgery, radiology, urology, physical therapy, and rehabilitation and cardiovascular surgery physicians get together to separate the twins. Preparation of this multidisciplinary surgery took around 7 months. Bu konu multidisipliner bir konudur. Yani tek başına bir hekimin başından sonuna yönetebileceği bir konu değil. Dolayısıyla sizin başarı sağlamanız için belli branşlarda sizin gibi düşünen, sizinle aynı yolu çizecek hekim arkadaşlara ihtiyacınız var. Bu çocukların özelinde bunlar kim? Birincisi, çok iyi bir anestezi ekibine sahip olmanız lazım. Hiçbir anestezist aynı anda iki bebeğe birden ama tek vaka olarak anestezi verme konusunda tecrübeli değil. İki, bu çocukların deri ile de sorunları var. Onun için iyi bir plastik cerrah ihtiyacınız var. Omur ilikleri ortak olduğu için iyi bir çocuk beyin cerrahisi ekibinin olması lazım. Ve de bağırsak yapılarının ayrıştırılması açısından da yaş gereği iyi, deneyimli bir çocuk cerrahisi ekibine ihtiyacınız var. Mami la bebe, la bi la bebe, mami la bebe. Yapılabilir bir cerrahi gibi duruyordu ama çok ciddi bir plan ve ekip işiydi. Birlikte çalışmaya başladık. Bana ilk danışıldığı zaman ve fotoğrafları ilk gördüğümde gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü bir çocuk cerrahının hayatı boyunca kolay kolay yapmayacağı bir ameliyata yelteniyor olacaktım. Ve onların gerekli hazırlıklarını yapmayı planladım. Bize danışıldığı andan itibaren takımın üyesi olup olamayacağım ve katılıp katılamayacağım sorulduğunda büyük bir mutlulukla, heyecanla ben de olur verdim ve işe soyundum, hazırlıklara başladım. The surgery was very serious. To minimize the risk, a 3D mock-up of the twins were created before the surgery, which enabled physicians to work and plan before the surgery. Birebir ölçülerde bir makete ihtiyaçları vardı. İşte her organı rahatlıkla incelemek istiyorlardı. Paylaşan her dokuyu rahatlıkla gözle incelemek istiyorlardı. İki boyutlu tarama dosyalarından, görselleşme dosyalarından, hani bu örneğin işte doktora gittiğimizde çekilen röntgen gibi, MR gibi iki boyutlu tarama dosyalarını biz bilgisayardaki bazı özel yazılımları kullanarak üç boyutlu formlara çevirmeye başladık. Bu dijital formlar üzerinden ana yapıyı oluşturduk, yani maketin ana yapısı oluştu ve cerrahlarımız ilk incelemeyi aslında bunun üzerinde yaptılar. Ardından da yapılan yine dijital maketin 3 boyutlu yazıcılarla, yani hızlı prototipleme dediğimiz yöntemlerle üretimini gerçekleştirdik. All the doctors involved in the surgery have been gathered at the council. The goal was to talk about the details and the possible risks for planning the surgery. Bu maket üzerinden de tüm ekip bir araya geldik, oturduk, çalıştık. Beyin cerrahları, plastik cerrahlar, biz çocuk cerrahları, damarlar ortak olduğu için damar cerrahları, çocuk ürolojisi. Hepimiz bir araya geldik ve ayırma ameliyatındaki aşamaları maket üzerinden de çalışarak ortaya koyduk. Herkes için çok sık görülmeyen bir vaka olduğu için işin teorisi üstünde 2-3 defa toplanıp konuştuk. Bu ayrım işleminde sonuçta siz bir anatomik dokuyu ikiye ayırıyorsunuz. O ikiye ayırma çizgisi nereden olmalı ki her iki bebek de zarar görmesin? Birinin lehine, diğerinin aleyhine karar vermek gibi bir hakkımız yok. Ana cerrahiye girmeden önce, her cerrahiye girmeden önce simülasyon yapıldı ameliyathanede. Balonlardan bebekler yaptık, o bebekleri gerçekten masaya koyuyormuş gibi oynadık. Bütün ekip bir araya geldi. Bu ekip derken sadece doktorları kastetmiyorum. Yani doktorlar evet planlıyorlar ama hemşirelerimiz, personelimiz, bizim anestezi teknikerlerimiz, ameliyathanede görmediğiniz binlerce kahraman, onların hepsi için tek tek çalıştılar ve her birinin profesyonelce fikirleri alındı. One of the preparations before the surgery was to produce the skin that would be needed after the twins were separated.
Böylesine karmaşık, kompleks bir ameliyatı yapmadan önce iki boyutlu değil, hatta üç boyutlu ve dinamik düşünmeniz ve planlama yapmanız gerekiyor. Çünkü karşı karşıya olduğunuz tek bebek değil, iki bebek ve birbirine yapışık durumdalar. Bu size birçok ekstra zorluk getiriyor. Bunların hepsini ön görerek, ona göre bir planlamanız yapmanız gerekiyor. Biz de ona göre düşünerek bu çocuklarda, bebeklerde ayrıldıktan sonra ortaya çıkan kumaş eksikliğini, doku eksikliğini giderebilmek için ne yapabiliriz diye düşündük ve doku genişletici uygulamasına karar verdik. The big and critical day for the twins came on August 12, 2021. The surgery lasted 27 hours. Önce biz beyin cerrahi olarak başladık. Sabah 8'de başladık. Omurilik keselerinin, omurilik zarlarının ayrılmasından sonra aynı zamanda da kuyruk sokumu kemikleri ortak olduğu için kuyruk sokumu kemikleri de ayrıldı ve biz kendi işimizi bitirdiğimizde öğleden sonra 4 olmuştu saat zaten. Beyin cerrahisi ekibinden sonra hastayı devraldık, hastaları devraldık, bebekleri devraldık. Ve bu ayırma sürecimizde derileri planladığımız şekilde kestikten sonra da kasları da birbirinden, kemikleri ve damarları birbirinden ayırdık. Ardından biz girdik ekipçe ve biz orada her iki mesaneyi, her iki idrar yollarını, ortak olan rektum ve son bağırsağı tamamen ayırdık ve her iki ikize de yetecek düzeyde bağırsak, mesane ve idrar yollarını sağlayabildik. Sonra gecenin son bölümünde, sabaha karşı bölümde ise kaslar, deri ve diğer anatomik yapılarına ayrılma işlemini tamamlayarak bebeklerimizi ayırmış olduk, ikizlerimizi ayırmış olduk. Her iki ayrı masada iki ekip çalışarak, iki çocuk cerrahı ve iki plastik cerrahı olarak kapatma işlemimizi tamamlamış olduk. 27 saat boyunca en çok ayrılma anları, kanama, değişik anatomi, çok farklı anatomi, değişik pozisyonlar. Çünkü beyin cerrahisinin istediği pozisyon farklı. O pozisyondan tekrar plastik cerrahinin istediği pozisyona gelindi. Sonra tekrar Burak Hoca'nın bağırsak pozisyonuna gelindi. Bunların hepsinin planlanması ve yapılması kendine göre zorluklar içeriyordu ve onlar çok şükür halledildi. I feel so happy that to operate them, but at the same time I was also feeling for the babies, for the pains that are going to pass through. Thanks a bit. Nice to After a very risky but successful surgery, Elizabeth and Mary were taken to the pediatric intensive care unit. Geldiğinde hiç zaman kaybetmeden hemen suni solunum cihazına bağladık. Monitörize ederek tüm yaşam bulgularını yakın takibe aldık. İlk 24 ve 48 saat gerçekten çok riskli olduğu için bu saatler bizler için heyecanla geçti. Ama kendimize güveniyorduk açıkçası ama kendimize güven yetmiyordu. Çok yakın takip ederek ve cerrahi ekiple de sürekli iletişim içinde olarak sürekli bir koordinasyon içinde bu 24-48 saati çok iyi geçirdik. The Aqua family was very happy after the surgery. I was so much happy seeing them separated. I was so much happy. The day I saw them separated, that was at the intensive care unit. When they separated Elizabeth and Mary, they took them to the intensive care unit for intensive follow-up for their health. So when they took them there, that was when they called us to come and see our beautiful children, our God gift, what God has blessed us, how everything went successfully. After the operation,
everything went on well, and even up to now, everything is still fine smoothly. They never had any complication after the operation. They are God sent. They allowed themselves to be used by God. They work and they love their job. They know what they are doing and they do it perfectly. Elizabeth and Mary were, for the first time in their life, lying on different beds at the intensive care unit on August 13th. They woke up into a totally new life. Since they were connected at their hips, they had never seen the face of each other. Beni en çok üzen şey eve gittiğimde aklıma geldi. Bu çocuklar 9 aydır uyandıklarında birbirlerini arıyorlar. Hemen birbirlerine dokunuyorlardı. O geceden sonra bir daha birbirlerini görmediler. Bir 15-20 gün ayrılardı yoğun bakımda, ayrı yataklardalardı. Bir tanesi daha erken çıktı yoğun bakımdan, o yukarıya gitti. Diğerinin ona geliş anını aslında çok duygusal da bir an. Baba zaten çok bir ağladı o gün. Ama bebek diğerinden elini çekmedi sabaha kadar. O da çok duygusal bir şeydi. Yani onlar bugüne kadar hep beraberler, inşallah hep beraber olurlar. Elizabeth Mary'nin yanına geldi. O an gerçekten tüm ekip için çok duygusal bir andı. Birbirlerine baktılar. Çok değişikti. Çünkü hep birbirlerinin sırtına bakıyorlardı. Hiç yüz yüze gelmemişlerdi. Popodan bağlı oldukları için ilk kez yüz yüze geldiler. Şu anda da çok iyiler. Ayrılmak asla istemiyorlar. Yani gerçek anlamda yapışık ikiz olayını ayrıldıktan sonra da yaşıyorlar adeta. This is the happiest breakup we all have seen. The Aqua family returned to their country after 7 months of struggle. Bebeklerin iyi durumda olması sevindirici. Çünkü bizim çocuk beyin cerrahisinin içinde yer alan çocuk fizyoterapi ekibinin de emeklerini göz ardı etmemek lazım. Günde 3 defa ekip gelerek bu çocukları hareket yönünden geliştirdiler. Bir tanesi şu anda ayakta adım atıyor, diğeri emekliyor. Yani biz en azından kendi açımızdan sağlamamız gerekeni yapmış olmanın da keyfini yaşıyoruz. Bundan sonra hayati tehlikeleri bitti rahatlıkla diyebiliriz. Gördüğümüz kadarıyla dışkılarına bile tutabilecek duruma geliyorlar. Sinir hücrelerinde herhangi bir hasar yok. Bütün bacaklarını oynatabiliyorlar. İdrarlarını çok güzel yapabiliyorlar. Zaman içerisinde kolostomileri de kapatılınca daha iyi olacağı, hayatın onlar için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Her cerraha nasip olacak bir şey değil bu. Çok nadir görülüyor ve nadir olarak çok geniş bir altyapı, hastane gücü, ekip gücü gerektiren bir ameliyatı yapabilmeniz gerekiyor. Ben de bu ekibin içinde olabilme şansına sahip olduğum için olağanüstü mutluluk yaşadım ve hala devam ediyor bu mutluluk ve herhalde ömrümün sonuna kadar da çok güzel bir anı, çok güzel bir başarı olarak anımsayacağım. Her ikisinin de gözlerini açıp daha sonra gülmeye başlaması, etrafla ilgilenmesi, ailenin buna sevinci, yani onu tabii anlatılmaz, yaşamak gerekir. Bu bütün ekibim, yoğun bakım ekibim de çok tebrik ediyorum. Çünkü çok gerçekten özveriyle geceli gündüzlü 24 saat 7 gün çok yakın takip ederek bu başarıda en büyük paylardan biri onlara ait. Bu vaka gerçekten Türkiye'nin rahatlıkla söyleyebilirim tedavi edici hekimlikte dünyanın en üst noktasına gelebildiğini pek çok branşta söyleyebilirim, rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten böyle bir ameliyatı bu kadar büyük bir ekibi toplayarak tek bir hastanede yapabiliyor, başarıyla yapabiliyor olmak dünyada sağlıkta gelebilecek en üst noktalardan biri olarak sayabiliriz. Bu kadar ekibi bir arada toplayabilen ve başarıyla yapabilen merkez sayısı az. Bu anlamda ülkemizle sağlık anlamında gurur duyabiliriz. I feel so happy because I'm going back to my country with a baby, separated, yes. Everybody is waiting to see them, yes. As for the hospital is a very good hospital. They take good care of patients and the doctor, they do their work well here. And even the nurses, they do their work very well, perfect.